Bu akşam izleyeceğimiz bölümün ipuçlarını izleyelim. Üstüne Survivor tartışmaya başlayalım. Benim için de iletişim çok önemli bugün. Çünkü babam iki ameliyat geçirecekti kalpten. Benim annem de kalp hastası. Ben de kötü kötü rüyalar görüyorum. Sen adaya düşeli bir hafta olmamış. Yok ailemi gör, benim için çok önemli. Çok tehlikeli. Yok bir öyle bir şey. Var senin. Onları çok özledim. Abi ben ağlayan bir adam değilim ya. Karnımız az çok doyuyor ama manevi açlık çok büyük. Ailemi çok özlüyorum. Bas durak, iyi bas. Full böyle seriye bağlayıp gitmek üzere iletişim ödülünde. İnşallah bunu kazanacağız. Bu iletişim oyunu alırsa tam olarak yenilenmiş bir can karşınıza çıkabilir diye düşünüyorum. İletişim oyunu yine iki takımın çok istediği bir ödül var. Kazanmak için her şeyden ortaya koyacaklar, bunu belli ediyorlar. Sipar, sipar, sipar. İnanılmaz bir hız bu. Kadın rekor olabilir şu anda. Her sayı çok önemli. Dominik'te bir eleme konseyi gönüllüler takımından biri Survivor'a veda edecek. Survivor 2020'ye bu akşam veda eden isim. Gönüllüler takımını şoke eden bir konsey yaşıyoruz. Evet, şoke eden bir konsey yaşıyoruz. Yaşayacağız, akşam izleyeceğiz. Merak ediyorum açıkçası neler olmuş olabilir. Gökhan seninle başlayalım. Yani ben de bu izlediğimiz tanıtımda çok değişik şeyler olduğunun sinyalini alıyorum ama gerçekten neler, ne olduğunu... Sürpriz bir isim, yani sürpriz bir isim şey mi oluyor acaba? İlk ikiye giriyor, karıştı ortalık deniyor mu? Sürpriz bir isim gidiyor mu? Veya aday oluyor mesela ünlüler takımında bir şey yapmışlardı, bir taktik yapmışlardı. Aynen. Hani gitmesi için, başkaları gitmesi için önemli bir ismi kendileri aday göstermişlerdi. Öyle aday gösterdikleri bir önemli bir isim mi adaya veda ediyor? Ne diyorsun Melisa? Yani şöyle bir şey, tahmin etmemiz gerçekten çok zor. Çünkü Elif ve Sercan gibi performansı iyi olan sporcular SMS'e son alt sıralardalardı. Muhtemelen öyleydi değil mi? Evet, yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet, doğru. Yani şu anda şöyle bir şey olabilir. Şu an konuşuyoruz değil mi? Yok sonra mı? Yok yok. Yok konuş ya, konuş aklındakileri. Mesela atıyorum Nisa SMS'e birinci çıkıp ego savaşı, yani birbiriyle takışıkları kim vardı? Meryem vardı. Evet, muhtemelen vardı Meryem'i evet söylemiş olabilir. Nisan SMS'te öyle bir sonuç alabileceğini düşünüyor musun? Ben SMS'te, bu SMS'te sonuç alabileceğini düşünüyorum. Evet, sosyal medyadan öyle bir koku geliyor. Nisan seviliyor böyle çok şey. Hem performansı iyi, hem sempatik bir sporcu, hem hırslı, hem takımı için savaşıyor. Yani onun savaştığını, o hani sonuna kadar savaştığını parkurlarda görebiliyoruz. Ben muhtemelen öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Senin aklına geldi. Ya zaten anlattığın üç opsiyondan başka biri olamaz. Ama ben şeye daha yakınım yani. Hani taktik olarak birini söylediler ve o elendi. Evet. Sürpriz bir isim gitti. Gibi düşünüyorum ama. Yusuf tabii sen şimdi ne kadar hakimsin bakalım Survivor'a. Yani ben ne kadar hakimim? Ben hemen bir yorum yapayım abi kendimce. Yani geçen seneden bir örnek vereceğim. İsim vermeyeyim de. Şimdi tekrardan bir polemik oluşmasın. mesela bazen adada şöyle bir şey yapılırdı. Yani işte şeye göre yazacağız, performansa göre yazacağız falan filan. Herkes böyle kafasında bir isim yapardı, böyle konuşurduk falan. Bir giderdik konseye. Yani siyah diyorsa herkes beyaz konuşmaya başlıyor. İsim vermeyeyim, yani Melisa yazalım ama başka biri mi yazılıyordu? Ya şimdi... şimdi şöyle bir durum var. Belki yine öyle bir durum olmuş olabilir. Ben öyle tahmin ediyorum. Şimdi mesela bir kişi aday gösterildi ve SMS'de çıkan iki isim bir isim söyleyecek ya. Herkes böyle strateji olarak birini söyledi belki. Kendince bir strateji yaptı yani takımdan bağımsız. Ve bu da herhalde bilmiyorum belki de patladı elinde bomba, öyle bir şey olabilir yani. Vallahi merak ediyoruz. Bir de şeyi ben orada merak ediyorum. Yani şimdi yorumlamak doğru olmaz ama yeni gelen arkadaş Yunus Emre diyor ki yani ben diyor çok merak ediyorum. Buraya gelmeden babamın bir ameliyatı olacaktı. Hani bu iletişim ödülünü alalım diyor. Evrim'in röportajını dinliyoruz. Ne var yani? Benim de babamın kalp ameliyatı olacak. Ne olmuş? Adaya sen daha yeni. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani adaya yeni gelmeyle bir ebeveynin ameliyat olmasıyla merak etme durumuyla adaya yeni gelmişsin merak edemez misin? Yani çok ilginç geldi bana ama tabii ki bir akşamki bölümü izledikten sonra yorumlamak istiyorum. Ama şu an gördüğüm çocuk çok normal bir şekilde babasının ameliyatından bahsediyor. İletişim evet. Ve Yunus Emre de yani şimdi belki izleyiciye yeni geliyor ama Berkan ne zaman girmişti? O zamandan beri aslında adada. Çünkü evet, evet. Bir tanesi sakatlık yaşadı. 10-15 gün
12-13 gün evet ameliyattan dolayı. Yani piyasada gözükmedi. Evet. Aslında o da bayağıdır adada sayılıyor. Neredeyse bir ay olacak Yunus Emre'nin de geldi. E şimdi böyle bir durumu varsa, özel bir durumu varsa arkadaşlar hadi bu iletişimi kazanalım. Çok merak ediyorum derse suçlu mu oluyor yani? Yani bunu zaten birazdan konuşacağız. Ama ben çok merak ediyorum. Yani çünkü Yunus Emre zaten yeni geldim. Hiçbir şey söyleme hakkım yok deniyor ama bari bu konuda bir şey söyleyebilsin değil mi? Şimdi babası ameliyat olacak adamın. Bilmiyorum, sen ne diyorsun Gökhan? Ben zaten bu yeni gelen de seninle aynı görüşteyim. Zaten yeni geldim. Yani herhangi biri yedekten girdi diye diğer takımdaki diğer arkadaşlarından hiçbir şekilde daha az hakka sahip değil zaten. Hepsinin eşit şartta orada o odada bulunuyorlar. O yüzden biraz bu yedekten girme olayında ben şu an gönüllüleri haksız buluyorum. Yedekten girenlere çok fazla yükleniyorlar. Hani sen daha 3 gündür buradasın, 5 gündür buradasın. E ne yapsınlar? Yani askerde yani, devricilik vardır askerde. Biraz ona döndü iş. Ben gönüllüler takımının da bu tutumunu yanlış buluyorum aslında. Yunus Emre de en az onlar kadar yarışmacı orada. Ve dediği şey de çok aşırı mantıklı. Yani mantıklı derken babasını tabii ki de merak edebilir. İletişim oyununda kazanmak istediğini bütün takıma da tabii ki de deklare edebilir. Ama bunun üstüne buradan tabii sadece tanıtımdan izlediğimiz Evrim'in dedikleri biraz bana da böyle garip geldi. Evet.